Erken Rönesans dönemi Floransası'nın en zengin adamlarından biri, Fabriano'ya ailesinin önemli kiliselerinden biri olan Santa Trinita'daki özel şapelinin sunağı için bir resim sipariş etmiş. Resmin teması, kahinlerin tapınması. Kahinler, İsa'nın doğumuyla ilgili bir efsanede geçer. Bir yıldızı takip ederek henüz doğmuş olan İsa'yı bulan üç kral, onu krallarının kralı olarak tanımlar. İsa'ya hediyeler sunarlar ve taçlarını çıkarıp onun önüne koyarlar. Resmin siparişini veren adam gerçekten çok zenginmiş. Floransa krallık değildi ama bu adam kral kadar zenginmiş. Floransa cumhuriyetle yönetiliyordu. Floransa'yı zengin tüccarlar ve tüccar locaları tarafından kontrol edilen politik bir birim yönetirdi. Floransalılar özgür insanlardı ve yönetim biçimleriyle gurur duyarlardı. 15. yüzyılın ilk yarısında Floransa inanılmaz bir servete sahipti. Bu resim o zenginliği göstermenin güzel bir yolu olmuş. Sanatçı kazanç fırsatını gördüğü için Kuzey İtalya'dan gelip Floransa'ya ye yerleşmiş. Floransa'da müşteri bulmak kolaymış. Bu sunak resmi için oldukça iyi bir ücret almış. Kayıtlara göre bu resim için kendisine bir işçinin yıllık gelirinin 6 katı kadar ücret ödenmiş. Sanatçının tarzı da başlı başına zengin. Yüzey süslü ve altınla kaplı. Ailenin Floransa'daki önemini ispatlamak için güzel bir yol. Bu aile yani Storozzi ailesi bankerlik yaparak zengin olmuş. Bu resmi yaptıran Palla Storozzi bankerlikten çok sanatla ilgilenmiş. Floransa'daki Uffizi Müzesi'ne gelerek bu resme bakan insanları görmek gerçekten heyecan verici. Resme bakarken resmin ilk yapıldığı dönemde ona bakanların görebildiği sahneleri görüyorlar. Herkesin görmek istediği bir tablo yani. Kahin hikayesini de bir açıklığa kavuşturalım. Zaman akışı içermesi açısından oldukça yenilikçi bir resim. Tabloda gördüğümüz sahneler farklı zaman dilimlerinden alınmış. Yani bu hikaye anlatan bir resim. Sol üst köşede denizin üstündeki Bentelem yıldızının altında üç kralı görüyoruz. Hikayeden yola çıkarak buranın doğu olduğunu tahmin ediyoruz. Krallar da doğulu gibi giyinmiş zaten. Ortada üç kralı Kudüs'e doğru giderken görüyoruz. Buraya Kral Herod tarafından onun tahtını tehdit edeceği söylenen kralı bulmak üzere gönderilmişler. Herod henüz çocukken onu öldürmek istemiş. Sağ üstte üç kahinin Bentelem'e girişi betimlenmiş. Yani ön planda gösterilen an Bentelem'de geçiyor. Kalabalık üç kahinin İsa ve Meryem'e yaklaşmasını izliyor. Çocuk İsa oyun oynar gibi. Üç kahin önünde eğilirken şu ayaklarına bakın. Meryem'in arkasında kahinlerin ilk hediyesini inceleyen iki kişi var. Yusuf da Meryem'in solunda duruyor. En genç kahinin ayaklarından mahmuzları çıkarılıyor. Atından yeni inmiş ve İsa'ya yaklaşıyor. Birkaç sahneyi arka arkaya görür gibiyiz. Mahmuzlar gerçekten muhteşem. Üç boyutlu gözükmeleri için astar çekilip yaldızlanmışlar. Gerçek altından yapılmış yaldız kullanıldığı için mahmuzlar altından yapılmış gibi görünüyor. Pallastorozi kadar zenginseniz eğer bunda şaşılacak bir şey yok tabi. Bu tarza uluslararası gotik denir ve Rönesans'tan önceki son büyük akımdır bu. Erken dönem Rönesans'ına ait bazı özellikleri burada göremiyoruz. Bu resimden birkaç yıl sonra eser veren Masaccio'nun kullandığı yakın perspektif burada görülmüyor. Hatta uzaktaki binaları resmin arka planında görebiliyoruz. Ressam figürlerin üst üste binerek belirsiz olmasından kaçınmaya çalışmış. Yan taraftaki atta veya ön plandaki atta olduğu gibi. Kısaltmalar, azalan ölçekler uygulayarak mekanı daha geniş göstermiş. Küçülen figürler daha arkadaymış gibi algılanıyor. Ressam, Siyana'da genişleyen manzaralar yaratmayı başaran Ambrogio Lorenzetti gibi sanatçılardan da etkilenmiş olmalı. Yine de resimdeki figürler uzun görünüyor. Özellikle de Meryem. Sanatçı Meryem'in baldır ve bacağını modelleme ile betimlemiş. Ayağa kalksa ince uzun görüneceği kesin. Anatomik olarak kusursuz oluşuyla asilliği ve güzelliği vurgulanmış. Bu pek Rönesans tarzı değil, daha çok gotik tarza uygun. Ana panel küçük bölümlere ayrılmış. En üstte kutsayan İsa, onun iki yanında da tebliğ sahneleri var. Altta ise predella denen üç bölüm var. Üç predella bölümde İsa'nın çocukluğuna ait üç sahne betimlenmiş. Solda doğum, merkezde Mısır'a kaçış, sağda tapınağa sunuluş var. Doğum sahnesine yakından bakalım. Bu sanat tarihinin ilk gece sahnesidir diyebiliriz. Işık, ay, yıldızlar, melek ve bebek İsa'dan geliyor. Çok hoş detaylar var. Örneğin sağdaki figür tarafından giyilen tavus kuşu tüyüyle yapılmış şu şapka. Ya da çerçeveden fırlamış gibi gözüken şu çiçekler. Resimde birçok detay var. Tüm bu detaylara rağmen ortaçağ gotik etkisi göze çarpıyor. Resim, Floransa Rönesansı'nı mümkün kılan inanılmaz zenginliğin delillerinden biri.